Herkese merhaba. Merhaba. Twilight Zone serisinin 22. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm orijinal olarak 4 Mart 1960 yılında yayınlanmış. İsmi de The Monsters Are Due on Maple Street. İlginç bölümlerden bir tanesi. Evet. Yazar Rod Serling. Farklı bir açıdan bakmamızı istiyor insanoğluna bu hikayede. Hikaye çok ilginç başlıyor. Bir kasabada elektrikler gidiyor. Yani elektronik cihazları kullanamaz hale geliyorlar. Araba dahil buna. İlginç bir şekilde. Hiçbir şey kullanamaz hale geliyorlar makinelerle ilgili. Daha sonra oradan bir çocuk atlıyor. İşte diyor uzaylılar gelirse diyor hani bütün elektronik aletleri kapatıyorlarmış da ben bunu bir yerde okudum. Ya hadi git oradan diyorlar ama sonradan bir şüphe düşüyor hepsinin içine. Kesin uzaylılar çünkü uzaylılara benzer böyle bir metro ne denir? Yıldız kayması gibi bir şey oluyor galiba. Bir şey geçiyor. Evet, hatta baştan bu meteor olabilir falan diyorlar. Bir düştü mü düşmedi mi o tarz bir şey geçtiği için akıllarında bir şüphe düşüyorlar hepsi. Daha sonra orada mahalledeki herkes birbirinden şüphe etmeye başlıyor. Çünkü çocuk şunu diyor. O uzaylılardan bir tanesi bizim aramızdan birisi. Bize işte okulağa girdi evet. İnsan kılığına. Bizimle işte kafayı buluyor mu değil mi artık evet, öyle bir evet, şey. Evet. Yani bir, o çocuğun bu şüpheli söylemleri yüzünden tüm mahalle birbirinden şüphe eder oluyor. Hangimiz uzaylı diye değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsak. Çok doğru. Yani bilmiyorum ama sonunu hiç tahmin edemedim ben bu dizinin bölümün. Evet. Allah Allah diyorum ne çıkacak? Gelen birisi geliyor mesela. Vuruyorlar adamı. Evet evet. Allah. Ben dedim sonunda herhalde hepsi birbirini öldürecekler bir şekilde. Zaten ona geliyor. Ya evet, yani herkes birbirine saldırmaya başlıyor. Zaten o kısımda kamera uzaklaşıyordu herhalde değil mi? Uzaklaşıyor. Sonra iki tane harbiden uzaylı çıkıyor. Yani uzaylı da bizim kılığı yani insana benzeyen iki varlık çıkıyor. Ve kendi aralarında konuşuyorlar. Tam olarak ne söylüyorlardı sen not aldın mı? Ya ben de tam hatırlamıyorum ya şu anda galiba. Ama. İnsanoğlunu bir şekilde yok etmek istiyorsan şüphe ek kendi aralarında. Zaten kendilerini yok ederler. Evet. Gibi bir şeydi değil mi yanlış evet, hatırlamıyorsam? Evet o tarz bir şey söylüyorlar. Ya uzaylılar hiçbir şey yapmıyor. Sadece elektrikleri kesiyorlar. Bir de makineler çalışmıyor. Sonra kendi kendilerini yemeye başlıyor oradaki mahalledeki herkes. Çünkü ya şüphe duyuyorlar artık. Ne denir? Azınlıklar oradaki azınlık hani. Oradaki yaşayanlar diyelim. Yani herkes şimdi birbirini suçlamaya başlıyor. Bir de kimse kanıtlayamıyor. Mesela suçlu olmadığını da kanıtlayamıyor. Bir şey vardı belki hatırlarsın. İlk başta adamın biri gidiyor. Arabasını hareket ettirip yani arabasıyla şehre gidip sorunu öğrenmek istiyor. Fakat arabası çalışmıyor. Sonra başka bir adam gidiyor. Arabasını çalıştırmak istiyor. Çalıştıramayınca diğerlerinin yanına giderken arabası kendiliğinden çalışıyor. İlk başta bir şüphe ediyorlar bu adamdan. Bayağı tabii suçluyorlar sen suçlusun diye. Ardından başka bir tanesi de telsiz seti almış kendine. Onunla uğraşıyormuş garajında sanırım. Şüphe bu sefer işte, sen evet. İşte telsizle ne yapıyorsun? Kime haber gönderiyorsun diye. Burada şu gerçeğe dayanıyormuş aslında bu hikayede. Biz yani küçük komüniteler, küçük topluluklar genellikle gizli kapaklı işler daha fazla olabiliyor. Yani o topluluğun hayatta kalması için sırlar daha fazladır. Saygın vatandaşta falanından bahsetmiştik biz yayınımızda. Genellikle bu küçük topluluklarda bir günah keçisi ilan ediliyor. O zayıflıklarını ekarte etmek için. Hatta kitapta da bundan bahsetmiş. Her zaman diyor kendi zayıflıklarını açıklamak için bir günah keçisine ihtiyaçları vardır diyor küçük toplulukların. Buradan yola çıkarak galiba bu hikaye yazmış olabilir Rod Serling. Çünkü bu uzaylı kim? Yani içimizdeki uzaylı kim sorusu bir nevi günah keçisini bulma sorusu. Yani kim bu elektronik olarak bizim mahallemize hasar verdi onu görmek, yani bulmak istiyorlar. Ve bir şekilde birbirlerine günah keçisi ilan etmeye çalışıyorlar ama herkes de güçlü olduğu için birbirlerini yemeye başlıyorlar. Ve çok güzel bir konu. Yani muhteşem. Ben bilmiyorum ama başyapıt benim gözümde bu bölüm. Ya kenara ayırdığım bir bölüm. Yarın öbür gün toplumsal olarak kişiler nasıl hani bir anda kavga ediyorlar vesaire. Nedeni ne olabilir sorusuna çok güzel bir cevap yani cevap olabilecek bir bölüm bu bölüm. Ya çünkü cevabını bulamadığın sorular varsa eğer zaten buna bir sonuç bulman gerekiyor hani. Sadece bilimsel olarak düşünmezsen bulamazsın. Burada da bilimsel düşünmüyorlar zaten. Sen yaptın, o yaptı, şu yaptı. Hala ya çünkü içini rahatlatacak herkes. Evet, o tamamen var. Kendini rahatlatmakla ilgili olay. Yani sistematik bir şekilde topluca bunun sorumlusu kimi bulmak için uğraşmıyorlar bile.
Herkes kaçıyor aslında. Herkes birbirine günah keçisi ilan etmeye çalışıyor. İşte ya, sonunda da. Direkt zaten bir karakter orada hepsini suçladı. Ardından birini hiç bakmadan, hiç daha bakmadan. Bilmedi. Hani evet. Kim olduğunu anlayamadan öldürdü. Maalesef, maalesef. Yani bölüm o açıdan çok etkili bir bölüm ya. Beni çok etkileyen bölümlerden bir tanesi bu bölüm. Yani benim aklıma da hani uzaylılar falan şimdi bu şekilde bakıyorlar gibi gösterildi sonunda. Hani onlar aracılığıyla bu yapılıyor dendi ya. Evet. Ya uzaylılar yapmış bunu. İşgal etmek için bu kadar aslında bölüm. Evet. Diyor hani neden uğraşalım ki diyor savaşarak. Kendi aralarında zaten savaş veriyorlar diyor. Küçük bir şüphe atlıyor içlerine. Zaten kendilerini yok ederler diyor. Çok içten yok etme yani. Ve uzaylılar da varmış. Bölümün sonunda onu da görüyoruz yani. Ben acaba yok mudur falan kendi aralarında mı yapıyorlar diyordum. Çekim de çok ilginçti. Böyle bir kapsül içindeymiş gibi değil mi mahalle? Evet. Ama değil yani dünya orası. Zaten şey var. O çocuk geliyor ilk başta diyor ya işte geriye eğer ki buradan çıkanlar olursa onlar geriye dönmeyecek, ölecekler gibi bir ifade de kullanıyor. Hani o da okuduğu çizgi romanlardan artık o kadar etkilenmiş ki. Ama çok da mantıklı geliyor hepsine. Çünkü bir cevap bulamıyorlar bu soruna. E tabi. Bir de gizli kapaklı iş çevirenler hemen işte suçlu ilan ediliyor. Güzel bölümdü ya. Evet, ilginçti gerçekten. O zaman istersen bu bölümü de sonlandırabiliriz. Gelecek bölümde 23. bölüm A World of Difference adlı bölümü izleyeceğiz. O zaman gelecek yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.